Geçse olur mu? Anladım. Diyor mu? Yol verecek mi? Girebilir miyim? Acemiyim de girebilir miyim? Tamam. Yol veriyor zaten. Tamam. Başlattım gidiyorum. Arabayı çalıştırırken böyle bir dakika kadar falan bekle istiyorsan. Biraz ısınsın motor. Tamam. Çünkü direkt çalıştırdığın gibi kalkış yaparsan stop edebilir. El freni de indir. Son sinyal miydi? Aynen, sinyallere alışsın edin. Şimdi debriyajı o konumda tut, birazcık gaza bas. Aynen öyle. Şöyle bizim böyle, böyle ara çıktı mı? Tamam. Biri düşür şimdi de. Tezi biri al. Şey için trafiğinde sürekli vites de uğraşacaksın burada. Yavaşlama yakın, durma yakın, her zaman biri al. Hı hı. Sen geçebilirsin bunu, babaya bekleyecek gibi. Öyle mi? Dur şimdi bir. Tam sola kır direksiyonu. Baştan araba geliyor mu? Hayır. Gelmiyorsa. Tamam, tekrar onu takip edebilirsin. Bu trafikte her zaman karşılaşacağın şeyler yani. Evet, her zaman birileri duracak, şey yapacak. Devam ediyorum buradan. Buradan devam et. Birinci vitesde olsun ya. Yani vites birinci de olsun. Şimdi biraz gaza gidelim burada. Sağdayım ama orada araç var. Dümdüz gidiyorum o zaman. Aynen, devam et. Bakalım. Biraz daha gaz verebilsin. Biraz daha gaz ver. Gaz ver, gaz ver, gaz ver. Aynen bu şekilde devam et. Tamam. Biraz daha gaz ver. Ha, burada gaz hiç sönmesin. Tamam. Ben de stop ederim. Evet. Biraz daha gaz ver şimdi. Birazcık da sağa yanaş. Biraz daha, tamam. Biraz daha gaz ver. Biraz daha gaz verebilirsin. O gazın sesi sürekli gelsin yokuştayken. Şimdi dümdüz aynı yoldan gideyim. Dümdüz devam edeceğiz. Buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Burada dur şimdi. Şimdi panik yapma, tamam mı? Yakınları var. Evet. Debriyajı, yani biraz boşluğunu al debriyajı. Tamam, burada tut ve gaz. Aynen. Devam ediyorum, çıkıyorum. Yavaş yavaş git, tamam. Gaz ver şimdi. Teyze gel. Şuraya odaklan, bak boşluğa tamam. Odaklan. Çıkar mı? Gidiyor mu? Gider. Ben gidiyorum gaz yani. Gaz ver şimdi, evet. Tamam. Burada bekliyorum. Yine burada bekle. Yine bir yokuş var burası, tamam mı? Tamam, yine yokuş. Yine debriyajın birazcık tamam. Boşluğunu al oradan. Yani tam yarıma getirmeden. Onda çok yanaşmasa bana. Yok, arkadakilerini hiç boş ver. Sen sadece kaydırmamaya çalış. Biraz boşluğu al, debriyajın boşluğunu biraz al. Gitti zaten. Aynen, yani çok güzel. Ben buna yağ vermiyorum, geçiyorum. Biraz daha, tekrar yavaşla dur. Tekrar yarıma getir, hiç panik yapma. Bence böyle trafiğe denk gelmemiz iyi oldu. Evet, aslında onu istiyordum da. Çünkü biraz... İlk defa böyle trafiğe heyecan giriyoruz, verici, değil mi? Evet. Lastikler gözüksün. Böyle durumlarda lastikler gözüksün. Şu anda gaz vermiyor. Şu kadarcık boşluk bırak hani. Öndeki bir aracı takip ederken, trafik çok yoğunken.
Böyle oldu hemen çalıştı tekrar, panik yapma. Kimse sana korna çalmıyor şu anda. Tamam. Uzaklardan gelen korna sesleri var sadece. Tamam, dur burada. Böyle çok yapışma böyle. Biraz mesafe bırak. Biraz daha dur. Gitmene gerek yok. Gitmene gerek yok. Aynen. Bak her zaman korna sesleri geliyor. Kimse sana korna çalmıyor, tamam mı? Üzerine alınma hiçbir zaman. Yani çok dikkatini kornalara verme. Her zaman korna sesi duyarsın yani. Yapacağım bir şey yok. O çıkabilir buradan. Mesela buna da yol verebilirsin. Birazcık önde olduğu için. Tamam. Ama arkadan gelip sıkışsa ona yol verme, tamam mı? Birazcık o önde olduğu için yol vermen gerekiyor. Tamam. Kimse sana korna çalmıyor. Panik yapma. Tamam, geçsin. Aynen. Bu da geçsin. Hı hı. Şimdi biraz öne gidebilirsin. Debiyacın biraz boşluğuna al. Tamam. Biraz daha git. Yok, böyle biraz git, sonra dur. Burada çok sinyalle uğraşma, zaten vermişsin sinyalini. Yani tek yön olduğu için. Sola girmem lazım, evet, ama değil mi? Zaten sağ. Sağ mı gideyim? Şu taraftan gideceğiz yani. O taraf değil mi? Bir dakika. He, o tarafa geçebiliyorsan geçersin. Peki sağdan mı gideyim, fark etmez. İlk önce sağa geç, daha iyi olur. Tamam. Ama sola geçebiliyorsan direkt sola geç, o da olur da. Ama geçemeyebiliriz. Git biraz daha git. O boşluğu kapat. Böyle sıkışık yerlerde yavaş yavaş işgal edeceksin yolu. Biraz daha git. Tamam, biraz daha. Mecburen sağa gireceğiz, tamam mı? Tamam. Biraz daha git. Tamam. Biraz daha git. Beklemiyorum. Şimdi yavaş biraz daha git. Dönüyorum. Dönmeye çalış. Çevirdim iyice. Çevir. Gire ya, nereye gidiyorsun kardeşim? Topla direksiyonu. Topla. Direksiyon biraz daha atır sola. Tamam, soldayım. Çarpmam değil mi? Birazcık sola kır. Bir de çok yanaşmış kaldırıma. Sorun yok yine de. Son biraz daha sola. Dur. Niye bu? Biraz da yarıma getirmen gerekiyor. Şimdi sol sinyalini ver. Şimdi birazcık sola kır direksiyonu. Biraz daha. Şimdi birazcık öne gid ve dur tekrar. Girmesek tamam. Mi hiç sola? Yok, birileri yol verecek illa ki. Hepten mi kırayım debriyacım? Yok, hepten kırma. Birazcık öne git ve tekrar dur. Tamam. Değil mi böyle? Biraz daha git. Şu sonra şu adama bir işaret verebilirsin, ben geçebilir miyim diye. Vermiyorsa diyorsun bir sonrakine, tamam mı? Geçse olur mu? Anladım. Diyor mu? Yol verecek mi? Anladım. Girebilir miyim? Acemiyim de girebilir miyim? Tamam. Yol veriyor zaten. Tamam. Freni bırak diyeyim. Ya bu bacağımın titremesi geçecek. Şimdi geçiyor mu? Ana yola çıkalım. Orada da viyajı bırakırsak. İlk olduğu için böyle oluyor. Değil mi? İlk kez böyle bir şey yapar. Evet. Yani. Çünkü ilk defa böyle bir trafiğin içine giriyoruz. Hep ana yolda şey. Normal. Trafiğin olmadığı yerde sürdük genelde. Freni bırak bir. Heh, böyle yavaş yavaş git. Heh, topla direksiyonu, biraz sağa atır. Güzel. Yani sola, sıkışık trafikte bu şekilde sola geçeceksin, tamam mı? Ben acemiyim, girebilir miyim diye. Yol vermedin mi bir sonrakini denersin, tamam mı? Artık bir yol verene kadar. E kimse vermiyor, nasıl olacak o? Ama bak bu verdi işte. Evet. Söyleyince veriyor. Yani bu... Sinyal de genelde çok işe yaramıyor burada. Evet, kimse durmuyor. Bir de buradan.
oradan gelen. Ama şunu anladım, insan böyle şey yapıyor o zaman. Yerini, yönünü, dönüşlerini daha rahat ayarlıyormuş, onu anladım. Burada mı? Yani biraz önce demin böyle şey geniş bir dönüş almadım mesela. Evet. Oradaki dönüşü biraz kaldırmaya yanaştıktı. Hani onun için orada direksiyona müdahale ettim ya. Evet. Kaldırıma çok yanaşmıştı. Ve hala sağa kırıktı direksiyon oradan. Ama ben çevirdim, ben onu anlamadım. Şimdi çevirirken demek ki az çevirmişsin oradan. Hı. Ben de çok dikkat edemedim oradan. Şimdi o zaman çevir içinde hep birle mi gidilecek böyle yerlerde? Yani şu anda ikiyle kalkış yapamazsın. Çünkü hep dur kalk olduğu için hep birle gideceğiz. Sabah saatlerinde gidiyorsun değil mi? Evet, o güzel en azından. Bence o kadar trafik olmaz o saatlerde. Yok, olmuyor. Yani normalde servisle gidiyorsun değil mi? Çıktığımız gibi oluyor. Yani servis, hocaların arabası, ne bulursam onu gidiyorum ben. Şimdi giderken gözlem yapınca o kadar trafik var mı yani sabah o saatlerde? Yok. Böyle geçen değil yani. Geçen çıktığımızdaki gibi, hayır böyle değil aslında. O zaman bu hani karşılaşacağın en kötü senaryo. Öyle mi? Hani yoğun senaryo diyeyim ben yani. İşte dediğiniz gibi mesela atak olmam lazım, yani girmem lazım. Ama işte mesela şu an çok güzel dönersin, ne dersin? Şu ana kadar hiçbir sorun yok, gayet güzel geldin. Sadece orada biraz sağa yanaştın, direksiyona müdahale ettim. Hı hı. Şu ana kadar güzel geldin. Heyecanlı görünmen dışında hiçbir sorun yok şu anda. Aslında değilim, şu an çok iyiyim. Ama heyecanlı görünüyorsun. Daha iyi aslında, gayet görünüyorum. O sürüşte bir sorun yok. Yani yok işte stop etmedin, geri kaydırmadın. Ben de güzel geldim. Yani o yokuştan daha kötüymüş bir trafik. Silecekler nasıl çalışıyor? Bak bunu şöyle çek. Yap bir sen. Heh. O kendi kendine söner sonra. Biraz yavaşla böyle tekrar. Nereden döneceğimizi evet, biliyor musun? Evet, ilk taraftan döneceğim. Şuradan değil mi? Kızıltepe'ye girmeden dönüşümü alacağım. Yolun Kızıltepe'ye düşerse artık oradan geçersin, tamam mı? Yani evet, o da var. Bir gün Mova'ya gitmek istersen. İnşallah o kadar pişersen. Gerçi bence Kızıltepe'nin içine girmek değil de o yoldan gidilir. O yol rahat zaten. O yolda bir şey yok. Sağ şeride gidiyorsun, i̇çine başka bir şey yok. İçine girmek sıkıntı da bence. Şurası. Kızıltepe'de nasıl araç kullanıyorsunuz hocam? Çok zor bence. Ya işte orada... Çok sokaklar dar ve hep şeyler var. Sokaklar dar. Dükkanlar var. Böyle yolun ortasında çok park edilmiş araçlar da var. Evet, orada. Evet, evet. İşte araca hakimiyet koyduktan sonra ama ona da alışabiliyorsun, onu yani da yapabiliyorsun. Yani şey gibi, tek kişilik yoldan iki araç gidip geliyor. Doğru. İşte orayı öğrendim mi, orayı da oradaki parkuru çözebildim mi? Evet, her türlü yolda sürersin yani. Şimdi biz bu kamyonu mu bekliyoruz? Ama o da soldan dönecek diye. Hiç kamyona bakmaz. Sen şu açıyı bulunca sola döneceğiz. Şimdi sola dönüş açımı söyleyin de siz bana. Şurada bak itibaren bayağı başlıyor böyle. Çizgiyi geç. Dönüyorum. Yok şimdi çevirme. Ha, şimdi çevirme başla. Ama az çevir, yavaş yavaş çevir. Biraz topla direksiyonu. Çok kaldırma yanaşık gitme. Burada dur oğlum. Kaldırma çok yanaşık gitme. Şimdi yavaş yavaş ilerle. İlerleyeyim mi? Evet. Gelen giden yok musunuz? Yok. Çıkıyorum hocam. Çıkabilirsin, serbest. Topla direksiyonu. Gaz ver şimdi. Burada sağa geçmene gerek yok. Park edilmiş çok araç var burada. Aynı Kızıltepe'deki gibi. Burada böyle. Evet, iki yapabilirsin bağırıyorsan. Bak, tarih yoldan gelen işte genel araçlara çok odaklanma. Bakmama odaklanacağın yer önüne bakmak olacak.
gitmek istediğin yön olacak yani. Şimdi 1'e düşür burada. Burada 1'le gidelim. İşte zorlanarak giriyorsa tamam, 1'e girmiş demektir zaten. Seyir halindeyken. Buradan duracağım. Burada yine mi yokuştayım ya? Yok. Her zaman yokuş muamelesi yap debriyaj ama. Stop et, panik yapma. Gaz ver, biraz gaz ver. Biraz da gaz ver. Ne yapıyor ya? Şunu takip edebilirsin, peşine takılabilirsin. Şöyle biraz daha kır. Heh. Azar azar kır böyle. Aynaya da bakarak zaten yol verdiklerini ben göreceksin. Ben yine sola şey yapacağım değil mi? Aynen, sola yere bırak şimdi, müsait mi? Bence geçebilirsin. Bak azar azar geç. Direksiyonu yavaş yavaş çevir. Gelir mi? Yok, gelmiyor. Geliyorsa bile arada bir mesafe varsa. Bir de buradaki yaya geçlerine dikkat et. Ne? Yaya geçlerine. Tamam. Bas debriyaja. Bas debriyaja. Birine bas dur. Burada üşenme yani, tamam mı? Şimdi birinci vitesi zaten. Şimdi yavaş yavaş devam et. Bak o gazı biraz zamanda versen. Evet, tam kalkış yapacağım. İki yapabilirsin şimdi. Biraz vitesle uğraş. Güzel. Aynen böyle devam et. Şuradaki yaya geçtiğine dikkat et. Her zaman yaya oluyor, ona dikkat et. Bazen trafik polisleri oluyor. Ceza kesebiliyorlar vermeyince. Hemen biri al şimdi. Aynen, bunu unutmamak lazım. Bak yokuşta gazı biraz erken ver orada. Tamam mı? Debriyajı da çok bırakma. Yani birazcık boşluğuna yatır. Ondan sonra hassas bir şekilde debriyajı da oynarsın orada. Tamam, yeteri kadar. Tamam, bırakma debriyajı. Tekrar dur. Yani burada kalkış yapmak, şey yapmak senin için şey olmasın. Biraz gaz ver şimdi. Stop ettin mi? Yok. Gaz ver. Ettim. Tamam, tekrar çalıştır. Gaz ver şimdi. Biraz gaz ver. Geçeyim ki ben. İnsanlara geçeyim değil mi? Kaldın mı? Geç, geç, devam et. Şimdi kurtarıyor. Hala geçeyim. Devam et. Gaz ver biraz. İnsanların niye şey hareketli? Şimdi iki yapabilirsin. Bundan da sağa kontrol et. Sağ şeride geçebilirsin artık orada. Stop etmem kötü oldu orada ama. Sizin yer güzel. Stop ettiyse de hemen çalıştır. Devam et, tamam mı? Evet. Ne kadar kornaya bassalar da. Gaz ver biraz tekrar. Ne kadar orada kornaya bassalar da sen her zaman çalıştır ve tekrar. Demeden 3 yapacağım. Tamam, güzel. O da güzel. Şimdi burada debriyaja basmama gerek var mı, hafif frenleyip mesela? Hafif frenleyip debriyajsız yapabilirsin. Artık. Ama sol müsaitse geçelim bence. Şu anda müsait, geçebilirsin. Geç geç. Tekrar sağa geç burada. Düz devam et bu şekilde. Bak o oraya aynaya bakınca arkadaki araçların sağdan mı soldan mı geldiği. Ya bana çok yakın gibi geliyorlar ya. Yok, yakın olmasından şey de yakın değil de hani hangi seyitten gittiklerini anlayabiliyor musun? Evet. Ama işte seni arkalarındaydı yani sağ şiddetse. Hani sana engel değil, sola geçmene engel değil orası. İstop ettin mi sınavda kalmıyorsun artık, tamam mı? Nasıl? Bir kere istop ettin mi artık sınavda kalmıyorsun yani. Burada trafiğin içinde her zaman istop edebilirsin. Ha, yani olabilecek o şeyler bunlar. Ama ben daha çok istop ederim diye düşünüyordum. İyi, hani o yokuşta sıkıntı olmadı. Aynen, olmadı. Yani artık sınav
sınav gibi düşünmene gerek yok. Doğru, evet, sınavda. O stresi artık atlattık yani. Yokuş aşağı, hafif frenle yapabiliriz değil mi? Hı hı, aynen. Ben de da şey yapıyorum, hızını da düşürmek istemiyorum. Yani debriyajsız bir şekilde yapabilirsin değil mi? Aynen. Çünkü debriyaja basarsan ne oluyor? Durur. Yok. Dengesi, arabanın dengesi bozuluyor. Bırakınca bir sarsılma olur orada tekrar. Çok yavaşlarsan stop eder, bırakınca debriyajı. Yani denge bozuluyor orada. Eğer durmayacaksan, durma ihtimalin yoksa her zaman hafif frenle, debriyajsız bir şekilde. Ama durma ihtimalin varsa o zaman içine debriyaj giriyor, tamam mı? Yansı hocam, bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu yol, benim evin orada bir tane şey var, ondan daha iyi. Bu geçmeyecek değil mi? Değil mi ben? Ne, kim geçmeyecek? Şu adam. Şuraya bak, bak şuraya bak. Ona bak da ilerleme. Tamam. Ona göre yavaşlama. Bizim oradaki sokaklardan daha iyi burası şu anda. Bu yol mu? Yok, o çıktığım yol yani. Migros'un oradan çıktığım yol. Çok dar sokaklar var orada. Doğru. Dönüşü de yapacağız zaten şimdi. Dönüşü yokuş aşağı olduğu için biraz daha rahat olur herhalde. Dönüş yokuş aşağı mı? Ha evet evet, onun farkındayım. Mardin Park'ın orada yokuş doğru, aşağı oluyor. Geçen seferde. Şimdi 1'e düşür. Durma ihtimalimiz var artık. Hem debriyaj frenin hem de 1'e düşür. Emin misin 1'e düşürdüğüne? Tekrar emin ol. Şey girmişti oradan. Çünkü hemen böyle yapınca artık orada hangi viteze karşı girecek belli olmuyor. Yani böyle yapma, tamam mı? Ciddi yönleri takip et orada. Debriyajı çok. Orada hemen gaz versen. Benim ayağım yetişmiyor. Ki yapabilirsin şimdi. Debriyaja mı yetişmiyor ayağın? Bazen evet. İşte koltuğa yere yapan. Tam otomatik olmadı. Koltuğa yere ne bir şey güzel. Mi? Çok sıcak ya. Çok erken geldim. Hiç yapabilirsin. Yaz çok erken geldi. Bu sene bayağı kuraklık var. Bu sene yağmur çok az geldi. Dört yapabilirsin. Dört yapınca da böyle hızın 70'i geçmesin. Yani 70'te falan git en fazla. 60-70 arasıyla gidebilirsin dördüncü vitezde. Yokuş aşağı, ayağın hafif frende olsun. En son beraber ne zaman çalıştın? Çok oldu. Geçen hafta hangi gündü? Cuma günüydü herhalde. Perşembe, cuma günüydü. Yok, cuma şeydi. Geçti cuma evet, çarşamba. Benim çarşambaydı, boş günüm çarşambaydı, evet. Böyle bir 4 gün falan girmiş. Orada işte arabaya dokundun mu? Zaten cuma haftasını çıkmadım bile. Doğru, bir de zaten sokağa çıkma yasağı. Aynen, sokağa çıkma yasağı var zaten. Bir de araba çıkma şey yapmak herhalde yasak. Doğru. Devam et. Böyle durumlarda yol vermeye çalışma.
O tali yoldan geliyorsa o bekleyecek. Tamam mı? Arkadan böyle biri oldu mu gelip çarpar sana. Ana yoldaysan her zaman önüne bak. Tali yoldaki yol vermek zorunda değilsin. Onlar da zaten beklemek zorunda burada. Size düşürebilirsin burada. Yani 4 ise 3 yapabilirsin. Gaz debriyajı. Debriyajı bırak. Gaz ver tekrar. Artık durma ihtimalimiz var değil mi? Durma ihtimalin varsa şimdi 2'ye düşür. Ve 2'ye de devam et böyle. Hem de biraz frende kalsın. Geçiyorum. Devam et şimdi. 1'i al, 1'le devam et şimdi. Debriyajı yavaş yavaş bırak. Hafif gaz ver. Biraz daha seri olabilsin. Bak şuraya bak. Şöyle gitmek istediğin yere bak. Biraz uzak köşeye doğru gidebilsin. Dur şimdi. Tekrar devam et. Yeşil oldu. Debriyaj çok bırakma. Birazcık boşluğa tut şimdi debriyajı. Bırakmaya çalışma. Sadece gaz ver. Aynen böyle. Bakma oraya. Şimdi sağ şeride bak. Direkt sağ şeride gir. Sen sağ şeride gir. O da sol şeride girsin. Tamam mı? Sürerken böyle çok bir gaza geliyor, yapabilirim şey yapabilirim. Evet. Ha böyle olacakmış gibi geliyor ama şey için trafiğine girince hem dur kalk olduğu için bir de korna sesleri geldiği için yorucu, evet. Ona da alışırsan o da kolay zaten. Zaten işin en zor kısmı o trafiğin içinden olmak. Üçe düşürebilirsin hızırtı. Tekrar vitesi. Debriyajı bırak, gaz ver. Tekrar hızlanınca tekrar 4 yapabilirsin. Önce hızlan. Yani şimdi vites atmak gerekli değil mi? Gerekli. Evet. Yani motor bağırıyorsa rahatlaması için vitesi artırman lazım yani. Hızın düşüyorsa gaz verirsen o arada, tepki vermiyorsa vitesi düşürmen lazım. Karşıdan araba geliyorsa bekleyeceksin orada. Panik yapma. Hızını düşürme. Gaz vermeye devam et. Geçme. Şimdi vitesi düşür. Bak hızın düştüyse vitesi düşecek. 3'e düşür. Ben geçeyim ya, yok. 3'e düşür vitesi, yoksa hiç sorup eder araba. Gaz ver biraz. Zaten bu sol şeridi. Tamam. Şimdi bu sola geçecek, sonra sağa geçecek. Çalıştırabiliriz mi tekrar?
şöyle. Su şey, su gelsin. Ben bilmiyorum ki onu su. Tamam, bunlara da alış. Bak şöyle, şu kolu kendine doğru çek sadece. Artık öğrenmiş olduğumuzu. Evet. Sola geçebilirsin yavaş yavaş. Müsait misin? Yok. Geçebilirsin şimdi değil mi? Evet, değil. Kaçıncı vitese olduğunu biliyor musun? 4, 3. 3 değil mi? Evet, 3'teyim, onu düşürdüm, 2 yaptım. Yok, 2'ye düşürme bu arada, daha çok erken. Çünkü çok bağırıyor. Gaz ver, tekrar geçelim. Kaçıncı vitesde olduğunu unutma, o da var. Sağsın yani, ver. Şeyim yok ki, inşallah polisler bir şey yapmaz. Çok baktılar ama, geç sağa doğru. Durdurmaya üşendiler. Şimdi 2'ye düşürebilirsin. Şimdi 1'e de düşürebilirsin. Fademe durayım. Durayım. Dur, 1'e düşür. Dururken biraz daha az sarsabilirsin bizi. İstiyorsan maskeni çenenin altında tut. Çok yok. Rahatsız ediyorsa seni. Yok yok, maske çok rahatsız ediyor. Şimdi peki yokuşta mıyım? Gene öyle mi yapayım? Birazcık, aynen birazcık var. Çok gazda kalmasın orada. Vites değiştirirken. Sıkıntı mı olur, ne olur? Tabii. Yani boşta bağırıyor araba. Şimdi gaza bırak değil mi acaba? Şimdi mi? 3 yapalım yani. Bağırıyor yine. Yani bu yolda her zaman 1, 2, 3 düşün. 4 yapamıyorsan mesela, 4 yapmak istemiyorsan 3 olsun ama en az. 2 hem yavaş gider hem de araba çok bağırır. Gidebilirsin. Kimse sana bir şey diyemez. Sollamak isteyen sollarsın zaten, tamam mı? Yoksa sabırlı olduğu için değil, belki telefonla falan konuşuyordur, yavaş gitmek istiyordur. Ya da belki o da senin gibi yeni başlamıştır. Ya da bizi takip ediyordur. Geçebilirsin. Gaz ver. Geç sonra. Şimdi biraz daha gaz ver ki bunları geçelim. Bu ağır ilerleyen araçları geçelim. Hemen sağa atma kendini. Sağsın, yeni ver şimdi. Uzaklaştığını gör şu aynadan. Sağ olsun, yeni ver.
işlerine yol verebilirsin. Verirdim de yani. O kadar çıkmışlar. Başta sana saçma sapan geliyorlar değil mi? Evet şu an. Yaya olsam o zaman da... Kontrolü eline aldıkça artık. Evet. Ondan... Atlayanları görünce hemen ayağım debriyaj frene gidiyor. Doğru. Aynen öyle olsun. İkiye düşür o zaman bir. Hani yavaşlama ihtimalimiz var değil mi? Evet. Anlamıyla bırakma. Sonuna kadar da birden basma. Yoksa sarsılıyor. Böyle çok sarsarsan kimse arabana binmez sonra. Öyle değil. Hah işte bu. Böyle yaparsan da kimse arabadan inmeyecektir sonra. Gaz ver biraz şimdi. Şu gideceğin yola bak. Şu anda öndeki tek engel şu araba. Evet. Ona da takip mesafeni oluşturarak git. Şu adama bakma. Sen şöyle yavaş yavaş yanaş. Gerizekalı nedir? Tespihini arabaya vurdun. Böyle psikopat kişiler de... Olacak. Aynen doğru. Artık böyle bir mücadeleye hazır ol artık. Sürmek en güzeli ya. Ehliyeti almak kolay değil mi? Ehliyeti almak çok kolaymış ya. Asıl mücadele arabaya attıktan sonra başlıyor. Otomatik arabası olanların ne? Bir de senin araba benzinli, dizel olsa biraz daha rahat olur da. Evet. Buna da alışırsın bence ki. Alışmışsın zaten biraz. Bundan sonra artık bu yollara alışmak kaldı. Uzaklaşsın sonra iki yaparız. Şimdi yapabilirsin. Yapayım mı? Aynen. Şu anda kimse yok. İki yapabilirsin. Debriyajı yavaş yavaş bırak. Sadece yavaş yavaş git. Sen geçene kadar onları bir geçer zaten. Bire al hemen. Burada sola geçme çünkü hep sağdan gideceğiz ya. Daha mesafe bırak. Biraz yavaşla. Frene basılı tut. Lastikler gözüksün. Tekrar duralım şimdi. Yavaşla tekrar. Orada lastikler gözüksün bu arabanın lastikleri. Şimdi sana debriyajın boşluğunu al desem. Bak bir tık bıraksana debriyajı bir. Bu kadar. Debriyajın boşluğunu al demek budur. Tamam. Sen kendiliğinden gidiyor. Tamam mı? Orada araba gitmiyorsa sürekli bir bırakma isteği olmasın debriyajda. Duralım. Bak araba ilk başta kaldırıyorsun ya, kalkış evet. Yapıyorsan duralım şimdi bir. Duralım. Evet. Kaldırıyorsun ya. Araba böyle gidecek gibi oluyor ama sana hala bırakma isteği oluyor orada. Evet. Onu orada olmasın o. Tut. Ha, tut diyorsun. Sabit tut. Debriyajı askıda. Tut. Tamam. Ayağın askıda kalsın orada. Debriyajı biraz daha tam tut. Bu şekilde evet. Tut. Park yaparken böyle kısa mesafeler giderken hep böyle tutarak git debriyajı. Gaz verme burada. Debriyajı tutsan yeterli zaten. Burada duralım. Duralım burada. Dur. Burada dur. Yaylara yol verelim. Zaten ileride yine duracağız. Trafik var yani. Şimdi yavaş yavaş ilerle tekrar. Tekrar çalıştır, panik etme. Bak debriyajı biraz tut. Tamam. Tut. Bırakma isteği oluyorsun daha da. Evet. Onun için stop ediyorum. Bırakınca evet. Bunu kaç defa stop ettin? Bu tüm stop etmelerin nedeni orada sürekli bir bırakma isteği. Tutamam onda. Evet. Yani
bir noktadan sonra tutman lazım. Milim dahi bırakırsan stop ediyor araba. Evet. Tamam mı? Yani tut ve gaz ver. Yarım debriyajdayken gaz ver. Şimdi? Yok şimdi. Sadece anlatıyorum. Anladım. Evet. Sıra şu anda yarım. Bırakma. Debriyajı bırakma. Düz yoldayken bile gaz vermeye de bilirsin. Evet. Bak gidiyor bazen kendi kendine. Aynen kendi kendine gidiyor zaten. Yarım ve gaz. Güzel. Süpersin. Hazır bu trafikteyken bu şeyi alıştırma. Yani böyle alıştır bana. Dur tekrar. Yok devam et. Ama abi ne yapıyorsun? Bu sınırına kadar geliyor. Zorluyor yani sınırına. Evet. Tamam mı? Sana çarpacakmış gibi geliyor. Sana çarpacakmış. Kurallara uymaya çalışıyorum. O yüzden. Ya aslında o da kuralları yok. O sana önüne kırmadı ki. Sadece sonuna kadar geliyor böyle. Trafik çok yoğun ya, bir arada bir noktadan sonra sıkışmak istiyor değil mi? Hı, o da girmek istiyor. Yani sınırına kadar geliyor. Sana çarpacakmış gibi geliyor ama hani gözünü buna da alıştır. Hani çarpıp çarpmayacağını nasıl anlayacaksın oradan? Hı. Yavaşlayarak geç yani. Yavaşlayarak geçersen ancak çarpıp çarpmadığını anlarsın. Ya da kurtarıp kurtarmadığını. Hı. Yani çok büyük lüks geliyor bana. Hepsi de reçben. Yola bakmak. Sigara yasak olduğunu biliyorsun değil mi artık? Eskiden... Araçlarda mı? Evet. Bilmiyordum da olsun. Yani geçen sene falan geldi o. Yine mi? Stop et evet. Debriyajı çok bırakma. Birini bırak. Debriyajı bırakma şimdi. Tamam. Gerekirse de böyle gaz ver yani. Yani evet. Bak kalkış yaptıktan sonra bir sorun olmuyor değil mi? Evet. Bekleyeyim mi hocam? Evet, duralım. Debriyaj şöyle dur. Dur. Şu yaya geçine basmadan durman gerekiyor. Evet. Geçi burada ya, geçidi yok evet. Sadece izi kalmış, eski izi kalmış. Sağ sinyalini ver şimdi. Bir sağ sinyalini versen böyle de gidebilirsin. Buradan da gidebilirsin. Buradan git daha iyi olur. Oradan gideyim, orasını öğreneyim aynen. Çünkü buradan gidersen çok dolan başta olur yok. Hı hı. Bak orada ya geçtiği var. Burada trafik polisi duruyor. Mesela motosiklet var değil mi burada? Onu da bir araç gibi gör. Şu anda tam önüne girmiş gibi say bana, tamam mı? Onu da adamdan sayacağız yani, senden yakası sayacağız. Yakası da var. Aynen. Ama bunlar elektrikli değil mi? Aynen. Elektrikli ama plakası olması tuhaf. Normalde elektrikli bisikletler tuhaf olmuyor. Biraz boşluğuna yeter. Tamam. Aynen böyle ağır gitsin ilk başta. İki yapabilirsin. Giriş yapacağım. Biliyorum. Şimdi tekrar bir yapabilirsin. Maksat elini alışsın buna diye. Oldu mu? Girme. Olmadı. Bir daha yap. Niye olmadı? Çünkü çok acele diyorsun. Debriyaja tam bas, biraz zorla bile. Tamam. Bak şöyle. Şimdi oldu. Ben yapabilirim. Tamam. Dönüş yapayım şimdi. Debriyajı bırak şimdi yavaş. Debriyajı bırakırsam çok şey olur. Debriyajı bırak ki bak, yoksa burada istop eder. Debriyajı bırak ve gaz ver. Debriyajı da yanında tut. Tamam. Biraz yanında tut ve gaz ver. Adamlar. Topla direği sonu. Hayırsız. Dur şimdi. Dur. Dur bu geri zekalı ne yapıyor ya? Adam savaşım nedir ya? Şimdi sola kır direği sonu. Sola kır, biraz daha kır. Bak önünde bir araç varsa sola kır direği sonu. Tamam mı? Bunlar gidince... Tamam, devam et şimdi. Arkaya gider miyim? Çalıştır tekrar. Frene bas. Bir dakika. Geçsin de. Devam et yavaş. Çıkacağım da bunlar bir geçsin. Yavaş devam et. Öyle mi? Yoksa kalırsın burada. Topla direkt sonu. Topla. Güzel, süpersin. Şimdi boşluğa odaklan arabayla. O zaten girecek değil mi oraya? Tamam. Yani
şimdi hafif sağdan böyle gidişte. Burada birinci vitese gidebilirsin. Tamam mı? 11'deyim. Evet. Birazcık sola kayabilirsin. Duran araçların hizasından gitme böyle. Burası oradan daha zor. Burası mı? Geçiyorum. Yavaş yavaş geç. Bu hızda geç böyle. Tamam. Yani bir anda hızlanmak zorunda değilsin. Yavaş yavaş burayı geç. Burayı nasıl geçeceğim? Buraya adamı yavaş yavaş geç. Yol verebilirsin. Önce vereyim. Tamam. Şimdi dur burada. Bu arabanın dibine girme böyle. Devam et şimdi. Biraz da sola kır direksiyonu. Kır. Topla direksiyonu. 5 üst oldu. Sağa tam kırabilirsin. Devam et. Aslında. Yol boşsa devam et böyle. Tamam. Hazır karşıdan bir araç gelmiyorsa. Karşıdan gelirse artık bekletebilirsin, tamam mı? Peki yokuş inenin çıkanın şey var mı hiç? Neyi? Öncelik. He, yok burada öncelik senin. Ha. Ama önüne bir ayakladı mı durmak zorundasın tabii. Burada yaya geçtiğinde o yaya yol verilir. Burada artık ikinizin arasında olan bir şey, tamam mı? Arabayla. İnsanların kibarlığına kaldık. Artık orada bir şey olur. İletişim kurmaya çalış böyle gözle şeyle. Şimdi ben geçiyorum. Geç, devam et. Bence gerek yok. Zaten eve evet. Geldik değil mi? Evet. Şimdi geçebilir miyiz beraber? Şimdi beraber geçersiniz ama böyle bu şekilde yavaşlayarak geç. Tamam. Yavaşlayarak geçince tamam. Ancak uzaktayken anlayamazsın ilk baştan onu. Yavaş gidersen, yani sen devam et. Bir noktadan sonra birazcık sağa yanaş. Evet, tamam. Tamam, yeter. Fazla yanaşma. Çocuklara dikkat edersin, tamam mı? Ani fren yapıyordu değil mi? Hı hı. Ani fren önüne bir çocuk adada mı yaparsın, tamam mı? Şimdi burada yine park çalışırız biraz. Tamam. Bak mesela bizim aynı yere park edeceğiz, tamam mı? Şu be, bizim kırmızı araç tamam, var ya. Onun... Bir de beyaz araç arasında park edeceğiz. Ha tamam, onu görmemiz. Şimdi diyelim bak. Böyle yapacağız, tamam mı? Hı hı. Şurada şu beyaz aracı. Orada duracağım. Biraz uzaklaş ondan. Çok yakın gidiyorsun. Biraz sağa kır. Şu bir geçsin. Tamam geçsin. Şimdi sola doğru gireceğiz, tamam mı? Parkına gire. Dur şimdi. Şimdi buraya gireceğiz ya. Hı hı. Şu aracı biraz daha geçmen gerekiyor. Bunu geçmem mi gerekiyor? İleriye mi gidiyor? Şöyle geriye mesela mi? Arabanın arka hizası şu arabanın orta hizasına denk getirmeye çalış. Arabamın arka hizasını buna ortalayacağım. Evet. O zaman ileriye gidiyorum. Bir tık ileriye git. Şöyle biraz oraya bakarak da. Tamam yeter böyle. Az çok böyle arka hizasına denk geliyor mu? Evet. Tamam. Şimdi sola gireceğiz değil mi? Evet. Sola kır o zaman direksiyonu. Bu tamam. Tarafı hiç denememiştim. Aynen. Diğerinde. Şimdi sadece yarım debriyajla gel böyle. Freni bırak. Heh. Bu arada geriye de alalım. Freni bırak. Debriyajı biraz yarıma getir. Şu aynaya da bak mesela bir araba gelirse durursun burada. Tamam mı? Şimdi bu aynaya da bak. İki aynayı da kullan. Araba düz olana kadar gel böyle. Herhangi bir engel var mı şu anda? Yok bence. Yeteri kadar boşluklar görünüyor değil mi aynalardan? Evet. Başını aynı bu şekilde de çevirebilsin. Yok. Duralım şimdi bir. Yaptım şimdi. Hata. Düzeldi mi araba sence? Araba mı? Bence düzeldi. Evet, şöyle değil mi? Evet, tane çevireyim. Şimdi tekeri düzelt. 1, 2. Birazcık daha geri gel ki şöyle yolun ortasından çıkalım biraz. Evet. Tamam, durabilirsin. Şimdi bir tık daha mı gelsen? Yok, bence böyle iyi. İyi. Evet. Nereden anlıyorsun iyi olmanı? Bak iki kapı kolu da aynı hizaya geliyor mu? Evet. Yani aynı hizaları denk geliyor mu? Geliyor. Demek ki yeteri kadar girmişiz, tamam mı? Yani. Şu arabayı ona göre hizalayabilirsin kendini, tamam ama mı? Bunu keşke daha bitişik yapsaydım. Şimdi bir daha yapalım, tamam mı? Bir yap, çıkalım buradan. Buradan çıkarken de bir aja çıkabilirsin. Sola dönüyorum. Tamam, çıkıp sola doğru. Sola dönüyorum. Sola. Çalışıyor araba. Şimdi sola kırıyorum. Yavaş yavaş kır böyle. Şimdi başka bir yere gidelim. Şu beyaz arabaya gidelim mesela.
Hangi? Şuraya mı? Hı-hı. Şöyle yandan geçiyorsun ya. Hı-hı. Çarpmayacak şekilde yandan böyle paralel bir şekilde yanaş. Şöyle bu düz gitsin yani. Hı-hı. Arabanın orta kısmı arka kısmına denk getirmeye çalış. Senin araba var ya en arka, hı-hı, uç kısmı böyle o göz kara. Aynen. Tamam. Bence gelmiştir değil mi? Evet. Tam sola kır şimdi. Bu şekilde geri gel şimdi. Freni bırak. Araba gelmiyorsa serbest bir şekilde yavaş yavaş gel. Aynaya bak. Arada bir boşluk görünüyor mu? Var. Hı hı. Çarpma. Herhangi, yok, bir engel görünüyor mu? Buna da bak. Şuna da bak. Burada araba yok zaten. Olsun, yine de bak. Tamam. Tamam, duralım şimdi. Peki durmadan devam etsen ne olur? Bu sefer şey yapar. Arka tarafı oraya basar değil mi? Tamam. Yani o tarafa doğru gider. Yani araba genel bir düzlük yakaladı mı? Dur. Tamam. Dur şimdi. Böyle camda yine aynı zerden geldi mi? Geldi. Tamam, bunu arka kapına denk ediyor. Senin, hı-hı, arka kapına, tamam mı? Gayet oldu. Bir daha deneyeyim mi? Hı-hı. Orada bir yer şimdi. Şimdi bu arabalar geçsin diye. Hı hı. Çıkırsın, yeni de ver sağ. Bu sefer sağa doğru gideceksen sağ sinyal. Devam et şimdi, freni bırak. Devriyacı yarıma getir biraz. Yarımda tut. Topla direği sana. Tamam. Bu sefer yine bizim arabayı mesela, kırmızı aracı. Hı hı. Tamam. Arabanın orta hizasını arka hizasına denk getir. Yani kelebek camda görür. Biraz daha gel. Biraz daha öne git. Tamam, dur şimdi. Tamam mı? Kelebek camda görünüyor mu? O Dacia'sı var ya. O logosu. Biraz uzaklaştım o zaman. O zaman biraz geri gel. O arabanın bir logosu var değil mi orada? Tamam, yeter. Görebiliyor, evet, musun? Evet. Aha. Arka hizasına denk geliyor mu? Evet. Ya da kelebek camda görünüyor mu? Görünüyor. Tamam mı? O zaman tam sağa kır. Evet. Sağa gireceğimiz için tam sağa kır. Gidiyorum. Hı-hı. Burada bekleyen mi var? Yok. Tam çok mu yaklaştım ya, söyleyeyim mi? Hiç olmaz, gel. Geleyim şimdi mi? Gel. Arada bir boşluk var mı? Çarpmıyor mu arabanıza? Hiç olmaz. Çarpma da bizim araba zaten. Arada, evet, bir boşluk var mı şimdi? Tamam. İşte gayet arada bir güzel boşluk varsa o kurtardığını gösteriyor zaten. Dur şimdi. Tamam. Dur. Bir, iki. İki. Biraz daha geri gel. Yan aynaları aynı hizadan, evet, getirebilsin. Tamam. Bu güzel oldu işte. Tamam. Bir, tamam, yap şimdi tekrar. Tekrar yapalım. Son kez. Yine aynı oraya gidelim. Oraya mı? Çıkışsın, yanını ver. Arabayı stop ettiği tekrar çalıştır. Ne stop ettiğini anladım da. Çünkü yarım tut. Freni bırak. Evet. Doğru, onu tutmadım. Çok gaz verme. Şimdi dar bir yerdesin. Topla biraz gidiyorsa onu. Tamam. Topla, buraya çarpmayalım. Tamam. Şimdi dışarıdan gözlemleyeceğim seni, tamam mı? Buradan mı yapayım? Seni videoya da alacağım zaten. Buradan mı yapayım? Aynen, şu arabaya göre yapalım. Tamam. Gir 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 gir. Şu logo var ya. V logosu. Şu. Onu arka geçer buradan. Tamam, birazcık öne git. Biraz daha git şimdi öne. Git 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 git. Tamam, dur. Arabanın logosu arka hizasına denk geliyor değil mi? Bu şekilde. Direksiyonu tam sola kır o zaman. Gel. Aynaları kontrol ederek gel. Tekeri düzelt. Tamam. Bir tık daha geriye git şimdi. Tamam, dur. Aynen. Şöyle göstermeye de çalışayım buradan.